Oğlum yine yattıydım. Bağır geldi, bağıra çıktım. Geldim çocuk yaralı, bir eli silahlı. Hem bir bıçak var hem bir tüfek. O ne dedim? Ne istiyorsan para, pul, virek dedim. Yani çok bulanık bir sesinle konuşmadı. Yani sesi, kendi sesiyle konuşmadı. O altınlar istedi. Oğlan iki gerdanlık verdik, beş bilezik verdik. Ondan sonra oğlan çıktı. Müfettiden oğlum. Kızı onun yaralı düşünce, oğlan kızı öldürmüşsün daha ne istiyorsun dedi. Arka üç adım çekildi. Kapıyı yarım açtı. Açar açmaz tüfeği ateşledi. Oğlan bağırdı küçük oğlan. Abimi öldürdüm. Daha ne istiyorsun diye. Onun eli bıçağı soktu, tapancayı çıkarttı. Arhama gelmeyin dedi. Tümünüzü öldüreceğim dedi. Evden kaçtı kızı yaraladı oğlanı öldürdükten sonra. Biz de çıkamadık, karakol aladık, ambulans aradık. Onlar geldi işte. Oğlana burada müdahale yaptılar da oğlan vefat ettiydi. Kızı aldılar gittiler. Oğlumun katilinin teslim olmasını istiyorum. Benim altınlarım gitti, çocuğum mağdur kaldı. Bilmiyorum işte hükümetimize sesleniyorum iyi veya kötü. Bize yardımcı olsun. Başka da ne diyeyim ki kuzum işte bir insan acıyla bir anne olarak bir babaanne olarak biri çırpınıyor biri vefat etti ne yapabilir? Yüzü maskeliydi. Bir burnuyla bir gözleri görünüyordu. Hiçbir düşmanlığımız yok. Benim çoluğumu çocuğumu dursun benim kocamı bile öyle hoca koydun sorabilirsin, düşmanlığı yok hiçbir kimseyle. Hükümetimizden bunun aydınlanmasını istiyorum, bulunmasını istiyorum. Abdullah Gül de bize yardımcı olsun, Başbakanımız da yardımcı olsun. Ne diyeyim kuzum ben başka, ne diyebilirim ki? Ne diyeyim? Ben bugün 2 hafta oldu olaydan geçeli. Daha hiçbir sonuç yok. Yani bu katilin biz bulunmasını istiyoruz. Katil dışarıda dolanıyor ama hiçbir şey yapılmıyor herhalde. Bilmiyorum yani biz bu şey katilin bulunmasını istiyoruz en kısa zamanda. Suçlu cezasını çeksin, başkasının da canını yakmasın. En kısa zamanda yakalanmasını istiyoruz yani. Köylü bile, bütün köylü bile tedirgin imiş. Herkes silah alıyormuş, tabanca alıyormuş, ruhsatlı, bilmem kamera taktırıyormuş. Yani bunun yakalanması şart yani en kısa zamanda yakalanması lazım. Bu dayanamıyor amcası. Kovanları yaşıyorum diye dayanamıyorum. Ben eşimin katilinin bulunmasını istiyorum. Sayın Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan ve diğer bütün yetkililerden bu olayı aydınlatmalarını istiyorum. Yani çok bir zor bir durum. Anlatılmaz. Yani gayet düzenli bir hayatın oluyor. Gece saat 10'da her şey alt üst oluyor. Bir kabusun içinde bulduk biz kendimizi. Dediğim gibi Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, bütün yetkililerden yardım istiyorum. Bu olayın aydınlanmasını istiyorum. Katilin bulunmasını istiyorum. Bu kadar. Buyur. Yok, dikişim işte havalı. Ama olmuş da. Bana bak, bana bak.